Selam, ben Barış Akın. Bu MQTT serimizin 3. bölümü. Daha önceki bölümde, yani 2. bölümde Ali Özgür .NET ile WebSocket'ten MQTT verisini yayınlamayı gösterdi. Bu bölümde bu şemamızın Go ve DB'ye yazma kısmını göstereceğim. Burada DB olarak InfluxDB'yi seçtik. Çünkü bu time series bir data ve tam da bizim projemize uygun bir veri tabanı. Şimdi aynı şekilde bu bizim ESP çipimiz random bir sayı üretip test bir kanalına datayı yazıyor. Şimdi Go'dan ben hazırladım Go'yu. Yavaş yavaş anlatayım burada. Yani Go, InfluxDB de bu arada zaten Go'da yazılmış bir DB. Şimdi burada çok basit bir şekilde MQTT olarak şu Pahoo'nun yine library'sini kullandım. Burada MQTT'yi set edip topiğimizi belirliyoruz. Ardından test bir topiğine subscribe oluyor. Şimdi bu subscribe olduğu aynı şekilde Python'da olduğu gibi bir handler'ı var. Birebir aynı neredeyse. Bu handler'da nerede? Şu burada. Bu aynı şekilde Python'da olduğu gibi gelen veriyi bizim konsolumuzda yazacak. Bir bakalım. Çalışıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi MQTT'den publish edilen data topiğe akıyor. Şimdi burada bu kısım böyle. Şimdi bu datayı InfluxDB'ye yazalım. Bunu durdurup ben daha önce buraya hazırlamıştım bunu. Bunu tekrardan buraya alayım. Evet. Burada da insert diye bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyon benim server'da kurmuş olduğum InfluxDB'nin adresini tanımlıyor burada. Yeni client oluşturuyor. Burada. Ve bir tane measurement struct'ı tanımlıyoruz burada. Bu tabi shapes değil. Ne olacak bu? ESP'nin ölçmüş olduğu measurement'a yazacak. Test DB. Ve burada da bunu yazıyoruz. Bunu nerede yazacağız? Her bir mesaj geldiğinde insert influx diyoruz burada. Message payload'u aynı şekilde buraya yazsın. Bir şeye bakalım. İnfluxumuza bakalım. Evet, testi gördüğünüz gibi burada test diye bir mevcut. Biz nereye yazıyoruz? Evet, burada test diye yazıyoruz. ESP measurement olarak. Bunu tekrar bir çalıştıralım. Evet, buradaki datalar akmaya başladı. Yok, burada tablo tabi olmadığı için ne yapacağız? ESP diyeceğiz. Önce bunu kullanmamız lazım. Test diye. Tekrardan select edelim. Evet. 8000 yaptı. 75 burada. Tekrar select edelim. 19'u şöyle yapayım. Gözüksün daha güzel bir şekilde. 84, evet, en son olan 59 gözüküyor burada. Şimdi buradaki time series'in olmasının sebebi burada biz time'ını yazıyoruz. Yani burada timestamp olarak yazıyor bunu. Hangi
saatte hangi milisaniye milisaniyesinde daha doğrusu hangi veriyi ölçmüşüz gibi bir uygulama oldu. Şimdi bir sonraki bölümde bunun buradaki verimizi Django'dan yani Python'dan göstermeyi yapacağım. Teşekkürler.